Çay versene. Sen ne bakıyorsun? Çay vereyim mi? Ver. Ne bakmıyorsun? Sen de ben. Bakıyorum, niye bakıyorsun? Bakmıyorum, niye bakmıyorsun? Ne yapayım? Biraz bak, biraz bakma. Bak, sen papara yedin mi? Yedim. Belli. Abim beni gebertecek herhalde. Olabilir. Sen beni numaradan çağırmadın dışarı, öyle mi? Niye numaradan çağırayım müdür bey? Çok fena kavga çıkmıştı. Ben de o yüzden geldim, size haber verdim. Hangi kavga? Kavga falan yoktu ki. Bitmiştir efendim biz gidene kadar. Yoksa kavga vardı. Harç kutularını çalanlar da sizler değilsiniz tabii. Vallahi ben değilim müdür bey. Ben de değilim. Peki onun bahsettiği kavgayı gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de. Lan! Ama kaşığı gördüm diyorsa müdür bey kesin görmüştür yani. Kaşığı yalan söylemez. Kim yalan söylemez? Kaşı. Kaşı. Kaşı ne lan? Kaşı kim? Adın ne oğlum senin? Mesut. Adı Mesut. Niye kaşı dedin? Evet müdür bey adı Mesut ama bir de kaşı aynı zamanda yani. Kaşı da deniyor. Kaşı? Nasıl yani? Kaşı... şey gibi müdür bey yani... kaşık gibi. Yani kaşık ama kaşık da değil yani. Kaşımak var ya müdür bey. Kaşımak. Yani... Mesut kaşır işte müdür bey yani. Ne olmuş? O kadar önemli bir şey değil müdür bey. Aydın öylesine söylüyor işte. Ya, hakikaten mühim bir şey değil. Öyle mi diyorlar sana? Bunlar kaşı mı diyorlar? Evet. Niye? Müdür bey, isterseniz beni disipline verin. Ama hayatta söylemem. Siz de söylerseniz kafanızı kırarım. Sus! Edepsiz! İşiniz gücünüz... Ne diyordum ben ya? Bunlar harç kutusunu çalmışlardı. Onu söylüyorduk müdür bey. Ulan siz bir halt karıştırıyorsunuz ama elimde delil yok. Yoksa gösterirdim ben size. Ulan boya olsa anlayacağım. Yazı yazdınız diyeceğim ama harçla ne yapılır birader? Vallahi biz bir şey yapmadık müdür bey. Siz bizim günahımızı alıyorsunuz. Sus! Kolyalık etme. Çıkın dışarı. Çık dışarı. Defol! Pis herifler. Şimdi anlaşıldı. Bir de Osman'ın arkadaşına saldırdı. Aydın diye bir çocuk var ya. He? Mahallenin ortasında birbirlerine girecekler diye ödüm patladı.
Ben bazen Osman'ı anlamıyorum. Öyle laflar ediyor ki. Oğlum dedim bak seni zorladılar mı? Hani bu duvara yazı yazanlarla birlik olmuş ya. Herkes zorluyorlar anne. Er ya da geç herkes bunu anlayacak dedi. Üzülme sen üzülme. Osman kötü çocuk değil. Deli yaşlar işte. Ama kötü bir şey yapmasa. Bilmiyorum anne. Ben nasıl üzülüyorum? Hoş bulduk canım. Merhaba. Hoş geldin. Cimcime gel. Gel bakayım. Gel. Ha sen de ne gel. Çay ver be abi. Oğlum gelebilir miyim? Gel anne. Ben 100 yaşıma geldiğimde sen 45 falan olursun herhalde ama gene benim küçük oğlum olacaksın. Küçük Osman'ım benim. Herkes için büyüyebilirsin. Herkes senin küçüklüğünü unutabilir. Ama ben unutmam. Unutamam. Küçük Osman'ım. Ben senin için hep kaygılanacağım oğlum. Hava karardıktan sonra eve gelmediğinde seni hep merak edeceğim. Sen de bunu bileceksin. İçten içe bana hep kızacaksın. Sonra bir bakacağız. Sen beni merak etmeye başlayacaksın. Sen benim için kaygılanacaksın. Bir yere gitsem, gelmesem peşime sokaklara düşeceksin. O zaman ben 200 yaşında falan olacağım herhalde. Ben? Sen gene benim küçük Osman'ım olacaksın. Annemin elleri küçücük. Annemin elleri sıcacık. Üşüdüğüm zaman beni ısıtıyor. Yandığım zaman serinletiyor. Bu nasıl bir sihir? Küçücük ellerdeki damarlarda kan yerine ne akıyor? Derisi ipek mi? İçi pamuk mu? O zaman annemin ellerindeki sihri anlayamamışım meğer. Evet, annemin elleri sihirliydi. Ama derisi ipek değilmiş. İçinde pamuk yokmuş. Damarlarında kan akarmış. Herkes gibi. Sihir burada işte. Bu eller sıcacık, sıcacık. Yürekten seven bir kadının elleriydi sadece. Bir insanın elleriydi, o kadar. Bu yüzden o eller kocamandı, kocaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.